Değerli basını bekler. Danıştay İdari Davalar Daireler Kurulu tarafından verilen 2016'ya 4419 sayılı kararla birlikte Atatürk Orman Çiftliği içerisinde olan bütün yapılaşmaların kaçak olduğu yargı kararıyla kesinleşmiştir. Bugün Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da ABD Büyükelçiliği de Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu kararı karşısında artık kaçak konumdadır ve yıkılması gerekir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazılı başvuruda bulunarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı gereğinin yerine getirilmesini, verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesini ve bu kaçak yapıların derhal yıkılmasını talep et. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun takipçisi olacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in halkımıza hediye ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nin bir takım hukuki oyunlarla, bir takım hukuka karşı ihlallerle birilerine peşkeş çekilmesine baştan itibaren karşı çıktık, mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği, Mustafa Kemal'in tahsis ederken öngördüğü gibi tarımımızın daha da geliştirilmesi için, halkımızın gezi alanı, mesire alanı olarak kullanılmak için yeniden düzenlenmeli ve tahsis edilmelidir. Bütün kaçak yapılar derhal yıkılmalıdır. Değerli basın emekçileri, gelinen aşamada Danıştay İdari Davalar Kurulu kararı karşısında sit alanı vasıfı taşıyan Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde kamu hizmet yapısı olsa bile söz konusu yapıların yapılamayacağı net olarak açığa kavuşmuştur. Bu yapıların inşa edilmesi başta anayasanın 44, 45, 63 ve 169. maddelerine aykırıdır. Ayrıca Türkiye'nin 2003 yılında onaylayarak taraf olduğu 2000 tarihli Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin 5. maddesine de aykırıdır bu yapılar. Bu sözleşmeye göre taraf ülkeler yasalarında peyzajları insanların çevrelerinin önemli parçası olarak tanır ve ortak olarak paylaşılan kültürel ve doğal mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve insanların kimliklerinin bir esası olarak kabul eder. Bu nedenle söz konusu arazi üzerinde mevcut olan Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası ve ABD Büyükelçiliği altındaki yapılaşmaların yasaya aykırı bir kaçak yapı olduğu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla tescillenmiştir. Bu hukuka aykırı yapıları ortadan kaldırılması için Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazılı olarak başvurulmuştur. Bu kurumlar yasaların kendilerine vermiş olduğu sorumluluk ve görev gereğince yargı kararlarını uygulamak ve bu hukuksuzluğa derhal son vermek zorundadırlar. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı.